Bir yandan da Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Yolağzı köyüne iyi haberimiz var. O iyi haberi Yasin Anzerli aktaracak bize. Yasin, söz sende. Salim Ermen, şu anda Adana'da İncirlik hava üstünde olduğumuzu söyleyelim. Gün içerisinde buradan birçok yardım hazinesi, bastaniye, çadırlar, Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin çabasıyla, gayretiyle ve yine helikopterlerimizle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle bölgeye yardımlar gidiyor. Şu anda da kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Yeni bir helikopter doldurulmuş durumda. Hemen o noktaya doğru yanaşıyorum. Gıda malzemeleri, battaniyeler, çadırlar bu noktaya geldi. Hatay'ın Altınözü ilçesine az sonra kalkacak helikopter. Bizler de o helikopterde olacağız. Altınözü'ne yardım malzemelerini götüreceğiz. Gün içerisinde İncirlik hava üssü çok hareketli bir nokta. Kara Havacılık Komutanlığı'nın üstün gayreti gece gündüz devam ediyor. Ve depremin olduğu her noktaya, her köye hemen hemen her saat, her dakika burada çalışmalar yapılıyor. Tabii vatandaşların gönderdiği yardımlar olsun. Devlet kurumlarımızın bu noktalardaki mücadeleleri olsun. 24 saat devam ediyor. İşte bu noktaya geldiğinde helikopterler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelleri bu noktadalar ve gelen helikopterler direkt olarak dolduruluyor ve Harekat Koordinasyon Merkezi'nde belirlenen noktalara doğru yola çıkıyor. Bunun sayısını söyleyemem, çok fazla. Çünkü bugün bizler hem Adıyaman'da hem buradan kalkan helikopterler Maraş'a, Antep'e, depremden etkilenen tüm noktaya, ilçelere, köylere gidiyor. İşte askerlerimizi bir kere daha göstermek istiyorum ki onlar sabahın erken saatinden gecenin ilerleyen saatine kadar hummalı bir çalışma yapılıyor. Malzemeler de burada. Ben yavaş yavaş helikoptere de yanaşacağım. Az önce söylediğiniz gibi Hatay'ın Altınözü